Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kolay yastık modelini yapacağız. Daha önce bu runner modelini paylaşmıştım. Şimdi ona takım olan yastık modelini paylaşıyorum. Bu modeli isterseniz bu şekilde ikili, isterseniz üçlü şerit olarak da yapabilirsiniz. Runner'daki şeritler biraz daha ince. Ben yastığa ikili şerit tam gelsin diye biraz daha şeritleri geniş yaptım. Bunu üçlü şeritlerde yapabilirsiniz. İkili şerit olarak da yapabilirsiniz. Yastığımızı dikişli olarak yaptım. Normalde yastıklarımı dikişsiz olarak yapıyordum. Şeritlerimizin başlangıç ve bitiş kırsımları aynı olmadığı için dikişsiz olarak denk gelmiyor. O yüzden kenarlarını dikerek yaptım. Runner gibi yapıyorum. Sonra kenarlarını dikiyorum. Modeli istediğiniz renklerde, istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yarım yaptım. Bu modeli tam yastık yapmak istiyorsanız yastığın bitimine kadar örüp aşağıdan bağlayarak bu yastığı tam model olarak da yapabilirsiniz. Runner yapılışını daha önce paylaşmıştım. Runner yapılışına bakmak isteyenler profile gidip oradan videosunu bakabilirler. Yapılışı çok kolay. Sadece bir sıradan oluşuyor. Bir sırayı hep tekrar ediyoruz. Modelin başlangıçla bitiş kısmı aynı değil. Bu modeli yaparken 2 mm koton makreme kullandım. Normal %100 koton iplerde kullanabilirsiniz. Benim kullandığım ip karışık, %61 koton, %31 polyester. Siz istediğiniz %100 koton, normal koton iplerde kullanabilirsiniz. Farklı iplerde kullanabilirsiniz. Ben yurt dışında yaşadığım için yabancı marka ip kullanıyorum. Herkes bulunduğu bölgelerdeki kullandığı ipleri yorumlar kısmına yazarsa diğer arkadaşlarımıza fikir olur. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Sıradaki videolardan anında haberdar olmak için zili açabilirsiniz. Videolarımızın daha çok kişilere erişmesi için ve keşfete düşmesi için beğen ve yorum yaparak kanalımıza destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Sosyal medyada paylaşım yaparken açıklama kısmında kanalımdan bahsederseniz kanalımız daha çok kişilere erişmiş olur. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bu şekilde yabancı bir marka ip kullanıyorum. 2 mm kalınlığında koton makrome ip kullanıyorum. %69 koton, %31 polyester ip. Bu şekilde ip kullanıyorum. İpimin kalınlığı da bu şekilde. Yakından göstereyim. İpin arkasında 2 ile 4 mm tığ kullanabilirsiniz diyor. Ben 4 mm tığ kullanacağım. 84 zincir taban kısmı için, 7 zincirde dönüş için toplam 91 zincir çekiyoruz. Modelimize zincir çekerek başlıyoruz. Taban kısmı için dönüşle birlikte toplamda 91 zincir çekiyoruz. Şimdi zincirimi çektim. Tığımı iki sefer doluyorum. 7 zincir sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. zincire trabzanımı yapıyorum. Üçlü trabzan. Şimdi bunda 4 tane kutu yapıyoruz. Eğer bunu daha geniş yapmak istiyorsak 5 kutu da yapabilirsiniz. Sayıları çoğaltabilirsiniz. Şimdi ben bu genişlikte olanı veriyorum. Eğer siz bunu daha büyük yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. 2 zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. 1, 2, 3. zincire bir trabzanımı yapıyorum. 2 zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. 1, 2, 3. zincire trabzanımı yapıyorum. 2 zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. 1, 2, 3. 3. zincire trabzanımı yapıyorum. Bu ilk dönüşümüzü saymıyoruz. 1, 2, 3. Tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum. Toplamda 4 tane kutumuz oldu. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu 7 tane trabzanımızı yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden. Bu 1, 2, hemen yanındaki trabzan zincir, hemen yanındaki zincirin üzerine trabzanımızı yapıyoruz. Hiç zincir atlamıyoruz. Burada hemen yan yana hepsi. 4,
5, 6 ve 7. Arada 5 zincir. Tığımıza 2 sefer doluyoruz. Hemen yanındaki zincire trabzanımızı yapıyoruz. Bu tarafta da 7 trabzanımızı yapıyoruz. İlk trabzanımızı yaptık. Hiç boşluk atlamadan her zincire birer tane üçlü trabzan yapıyoruz. İkinci, 3, 4, 5, 6 ve 7. 2 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. 1, 2, 3. zincire bir trabzan yapıyorum. İki zincir, tığımı iki sefer doluyorum. 1, 2, 3. zincire bir trabzan. İki zincir, tığımı iki sefer doluyorum. 1, 2, 3. zincire bir trabzan. Toplamda 3 tane oldu. Bir tane daha yapıyorum. İki zincir, tığımı iki sefer doluyorum. 1, 2, 3. 3. zincire bir trabzan yapıyorum ve toplamda 4 tane oldu. Şimdi köşemi yapıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Tığımı 2 sefer doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6. zincire trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. 1, 2, 3. zincire trabzanımı yapıyorum. Aynı bu taraftaki gibi zigzagımızı oluşturuyoruz. Bu ilk kutucuk 4 kutu yapıyoruz ve ondan sonra buradaki gibi 7 trabzanımızı oluşturup sıra sonuna kadar yapıyoruz. Aynı buradaki sivrimizi burada da oluşturup sıra sonuna kadar yapıyoruz. Bu tarafta gösterdik. Videoyu uzatmamak için bu tarafta göstermiyorum. Aynı buradaki gibi burayı da yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Diğer tarafın sivri tarafında yaptım. 3 kutu yaptım. 4. kutuyu birlikte yapıyoruz. 2 zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. 1, 2, 3. zincire normal trabzanımı yapıyor gibi doladıklarımı yapıyorum. 3. tığımda tutuyorum. Onu yapmıyoruz. Tekrar tığımı doluyorum. 1, 2, 3, 3. zincire batıyorum. Normal bu doladıklarımı 2 sefer yapıyorum. Sonra 3'ünü birlikte yapıyorum. Bu kenarı bu şekilde bitirmiş oluyoruz. 5 zincir. Sonra sıramı dönüyorum. Tığımı 2 sefer doluyorum. Trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Trabzanın tepesine üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Trabzanın tepesine trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Tığımı doluyorum. Trabzanın tepesine trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Tığımı doluyorum. Burada bir kutu yapıyorum. 1, 2, 3. trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Şimdi hepsinin tepesine batarak hiç zincir çekmeden normal trabzanımı yapıyorum. 2 sefer doluyorum. 2 sefer doluyorum. Şimdi boşlukta 3 tane
Trabzan yapıyorum. Tığımı iki sefer doluyorum. Hiç zincir çekmeden 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar 5 zincir yapıyorum. 1 2 3 4 5. 5 zincir. Tığımı iki sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi burada da aynı buradaki gibi 4 tane trabzan tepesine normal üçlü trabzan yapıyoruz. Zincir çekmeden tığıma iki sefer doluyorum. İlk trabzan tepesine üçlü trabzanımı yapıyorum. Tığıma iki sefer doluyorum. Sıradaki trabzan tepesine üçlü trabzanımı yapıyorum. Sıradaki trabzan tepesine aynısını yapıyoruz. Sıradaki trabzan tepesine de yapıyoruz ve bu sonuncu 4 tane oldu. Yani toplamda 7 tane oluyor. Şimdi kutu yapmaya başlıyoruz. 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. 2 trabzan atlıyorum. 3. trabzana, yani sonuncu trabzanın tepesine üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Tığımı doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum. İkinci kutum oluştu. 2 zincir. Tığımı iki sefer doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesine üçlü trabzanımı yapıyorum. 3 kutu oldu. 2 zincir. Tığımı iki sefer doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesine üçlü trabzanımı yapıyorum. Ve 4 kutu oluştu. Şimdi köşemi yapıyorum. Buradan bir kutu eksilecek. Buradan da bir kutu eksilecek. Bu köşeye batmıyoruz. Tığımı iki sefer doluyorum. Bu taraftaki bu kutunun yanındaki trabzana batarak trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde köşemiz oluşuyor. Buradan bir kutu eksiliyor. Buradan da bir kutu eksiliyor. Böyle köşemiz oluşuyor. Şimdi bu tarafa da toplamda 4 kutu olacak. 3 kutu bunların üzerine, 1 kutu da bunu trabzanların üzerine yapacağız. 1 2 tığıma 2 sefer doluyorum. Trabzanın tepesine trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Trabzanın tepesine trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Trabzanın tepesine üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Şimdi bu trabzanların üzerine aynı buradaki gibi kutu yapıyoruz. 1 2 3. trabzanın tepesine trabzanımı yaparak burada bir kutu oluşturuyorum. Burada da toplam 4 tane kutu oluyor. Burada 4 tane, burada 4 tane. Şimdi burada da 7 trabzan yapıyoruz. 4 tane bu trabzanların üzerine, 3 tane bu boşluğun içinde yapıyoruz. Aynı buradaki işlemi buraya da yapıyoruz. Kenara kadar bu şekilde yapalım. Bu kenarda 3 kutu olana kadar yapalım. 4.'yü birlikte yapalım. Kenara kadar yaptım. Toplamda 3 kutu yaptım. 4. kutuyu birlikte yapacağız. 2 zincir. Normal trabzan yapar gibi tığıma 2 sefer doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Bu doladıklarımı, 2 sefer doladıklarımı normal trabzan yapar gibi yapıyorum. Son 2 tığımda tutuyorum. Bunu yapmıyoruz. Tekrar 2 sefer tığıma doluyorum.
Normalde trabzanın tepesine batarak da yapabilirsiniz. Ama ben sonuncu zincirin tepesine, yani sonuncu zincire batarak yapıyorum. O zaman kenar kısmı daha güzel görünüyor. İki sefer doladıklarımı tek tek yapıyorum. Sonra üçünü birlikte yapıyorum. 5 zincir. Sonra sıramızı dönüyoruz. Bu sıra bitiyor. Sonra yeni sıraya başlıyorum. İki sefer doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum. Aşağıdaki sıranın aynısını buraya yapıyoruz. Bu sırayı tekrar ediyoruz. Bu şekilde yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz. Örnek sadece bu sıradan oluşuyor. Son sırada ekstra bir işleme yapmaya gerek yok. Örnek sadece bu sıradan oluşuyor. Bu şekilde yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapalım. Bunu yapmak istediğim uzunluğa kadar yaptım. Gördüğünüz gibi son sırada ekstra bir işlem yapmıyorum. Her sıra aynı. Şurası benim başlangıç kısmı. Uzun yapıyorum biliyorsunuz. Böyle uzun yapıp benim gibi sökebilirsiniz. Sonra bu ipi arkada saklayabilirsiniz. Şöyle yastığın üzerinde de göstereyim size. Böyle katlayınca bu şekilde püskülü takınca da boyu buralara gelecek. Bu benim için ideal bir boy. Buraya kadar yaptım. Şimdi bu kenara isterseniz iğneyle dikebilirsiniz. İsterseniz sık iğne de yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Burası diğer uç. İsterseniz bu şekilde sık iğne yaparak da birleştirebilirsiniz. Boşluklarda 3 sık iğne, birleşim noktalarında birer sık iğne yaparak bu şekilde de birleştirebilirsiniz. İsterseniz iğne ile de dikebilirsiniz. Hangisi daha hoşunuza gidiyorsa, görüntü olarak hangisi daha hoşunuza gidiyorsa o şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar birleştirelim. İsterseniz de böyle iğne yardımıyla da dikebilirsiniz. Tam böyle köşeden bu tarafın da tam köşesinden iğnemi geçiriyorum. Bir tel buradan, bir tel buradan, bir tel buradan, bir tel buradan alarak dikiyorum. Bir tel buradan, bir tel buradan. Bir tel buradan, bir tel buradan. Bu şekilde sıra sonuna kadar dikelim. Bu taraf böyle diktiğim taraf.
Bu taraf böyle sık iğne yaptığım taraf. Bir, iki tarafı da size böyle göstermek istedim. Hangi taraf sizin hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Sık iğne yaptığım taraf, bu tarafta diktiğim taraf. Diktiğim taraf daha hoş gibi görünüyor sanki. Şu şeyi de göstermek istiyorum. Yastığı çıkartıp göstereyim size. Sık iğne tarafı, diktiğim taraf. Bakın ön taraf arkadan uzun. Çünkü zikzaklar denk gelmediği için onu da size göstermek istiyorum. Ön taraf arkadan uzun. Onda kafamız karışmasın. Zikzaklar denk gelmiyor. Çünkü arkada yarım zikzaklar var. Önde tamlar var. Denk gelmediği için bu şekilde oluyor. Bir de püskül yaparken sadece önlere takacağım. Arkaya takmayacağım. Şimdi püskül yapılışına geçebiliriz. Püskül yaparken ben elimde yapacağım. İlk önce şu kadar uzunlukta iki parça ip kesiyorum. İpin bir ucunu bu şekilde elimde tutuyorum. 15 defa sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. İpimi tek ipimi alıyorum. Sardığım ipin içinden geçiriyorum. İki sefer düğüm atıyorum. Sıkı düğüm atıyorum. İki sefer sıkı düğüm atıyorum. Sonra diğer ipi alıyorum. Bir ucunu püskülümün boyunca böyle tutuyorum. Yaklaşık 2 santim kala parmağımı böyle sıkıca bastırıyorum. İpin diğer kalan kısmını püskülün etrafından sarmaya başlıyorum. Üst üste gelmeyecek şekilde, böyle yan yana gelecek şekilde sarıyorum. Bu şekilde 4 defa, dilerseniz 5 defa sarıyorum. Sonra ipin diğer ucuyla İki sefer düğüm atıyorum. 300. İğne yardımıyla ya da tığ yardımıyla bu düğüm attığımız, bu sardığımız yerin arkasından beri ipimizi geçireceğiz. Sardığım düğümün arkasından beri tığımı geçiriyorum. İlk önce tek ipimi bunu çektim. Sonra diğerini deniyorum. Diğerini de çektim. Sonra ikisini birlikte çekiyorum. Düğümü o tarafa çekmeye çalışıyorum. Ve bu şekilde oluyor. Sonra püskülümüzün boyunu da ayarlıyoruz. Püskülüm hazır. Ben bunu 15 defa elime sardım. İsterseniz bu şekilde daha büyük püskül de yapabilirsiniz. Bu elime 20 defa sararak yaptığım püskül. O şekilde büyük püskül de yapabilirsiniz. Bu ortada yaptığım zincirin, 3. zincirin ortasından ipimi alarak tek ipimi oradan alıyorum.
2 sefer düğüm atıyorum. Boncuğumun içine 19 milimetre tahta boncuk kullandım. Boncuğumun içinden 2 ipimi de geçiriyorum. Bu bağladığım ipimin arkasından tığımı geçiriyorum. İpimi aşağı doğru çekiyorum. Bu şekilde püskülümü de takıyorum. İpim ütüye dayanıklı olduğu için hafif tersten ütülüyorum. Sizin ipiniz de ütüye dayanıklıysa hafif tersten ütüleyebilirsiniz. Ben şimdi modelimi ütüleyip yastığımı geçirip size bitmiş halini gösteriyorum. Ütüledim, yastığa taktım. Bu şekilde görünüyor. Yastığın yapılışı bu kadar. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Sıradaki videolardan anında haberdar olmak için zile basabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.